inanç açısından da doğru değil, demokratik açıdan da doğru değil, ahlaki açıdan da doğru İnanç değil. İnanç açısından derken niye kastediyorsunuz? Efendim İslamiyet'te istişare vardır, esastır yani. Oturursunuz, konuşursunuz. Burada öyle bir şey yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yeni ilgi alanları edindi. Siyasette umduğunu bulamayan, partisini iktidara taşıyamayan CHP Genel Başkanı şimdi de fetva vermeye kalktı. Habertürk Televizyonu'nda anayasa değişikliğinin İslam'a aykırı olduğunu savundu. İnanç açısından da doğru değil, demokratik açıdan da doğru değil, ahlaki açıdan da doğru İnanç değil. İnanç açısından derken niye kastediyorsunuz? Efendim İslamiyet'te istişare vardır, esastır yani. Oturursunuz, konuşursunuz. Burada öyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu fetvasını istişare kültürüne bağladı. İslam'da istişare vardır, burada yok dedi. Bu sözleri söylerken Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun daha içeriği dahi görüşmeden nasıl dağıldığını, defalarca yapılan istişare çağrılarına nasıl hayır dediklerini unutmuş gibiydi. İslamiyet'te istişare vardır, esastır yani. Oturursunuz, konuşursunuz. Burada öyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun unuttuğu bir başka konu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki anayasa görüşmelerinde yaşananlardı. Şimdi millet Kılıçdaroğlu'ndan bazı sorulara yanıt bekliyor. İstişarenin engellenmesi için milletvekili ısırmanın, kürsü işgal etmenin, kavga çıkartmanın, istişarenin yapılamaması için gündemi değiştirme gayretlerinin, hatta meclis kürsüsünü kelepçeleyen eski CHP'li vekilin eylemine üstü kapalı destek vermenin hangi inanç sisteminde yeri var? İslamiyet'te istişare vardır, esastır yani. Oturursunuz, konuşursunuz. Burada öyle bir şey yok. Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği İslam'a aykırı sözleri CHP içinde bir başka kaygıya da neden oldu. CHP'nin laiklik hassasiyetini zedeleyici tutumun parti içinde tartışma başlatması bekleniyor. İslamiyet'te istişare vardır, esastır yani. Oturursunuz, konuşursunuz. Burada öyle bir şey yok. CHP'yi rahatlatan bir durum da söz konusu. Şayet AK Parti'ye kapatma davası açan eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya bugün görevde olsaydı, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini arama motorlarından derler ve CHP hakkında laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak suçlamasıyla kapatma davası açabilirdi.